Eğer niyet varsa çözüm var. Dolayısıyla hiçbir şey imkansız değil. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Her şey yapılabilir. Bütün mesele siz o yapılması gereken şeyin bedelini ödemeye hazır mısınız? Benim hikayem bir sürü cumhuriyet hikayesinden bir tanesi. Benim dedem Pülümür'de ağanın toprağında çalışan bir maraba. 9 tane çocuğu var. En küçüğü babam. Bir tek babam ilkokuldan daha öte okuyabilmiş. Sınavları kazanıp öğretmen okuluna gitmiş, yatılı okula. O şekilde kozayı yırtmış ve ondan sonra öğretmen okulu bir cumhuriyet öğretmeni olup sonra bir noktada gelmiş İstanbul'a annemle tanışmış. Ve ondan sonra bütün hikayesi benim ve kardeşimin eğitimine destek vermek oldu. Ondan sonra biz de burslarla devlet okullarına giderek bir sürü bir şeyi yapmaya çalıştık. Ve hep rekabetle, mücadeleyle geçti ama cumhuriyet ve cumhuriyetin sağladığı şartlar aslında bu fırsat eşitliğine imkan tanıyordu. Yani hangi geçmişten gelirseniz gelin, isterseniz bir marabanın torunu, bir çobanın oğlu olun, yine de eşit rekabet şartları vardı. Ve siz o mütevazi geçmişe rağmen çatır çatır rekabet edebiliyordunuz. Sonra lisede amacım elektronik mühendis olmak olduğu için ileride Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi'ne girdim. Orada İngilizce öğrendim hazırlık sınıfında. Hazırlıktan sonra turist rehberliği yapmaya başladım. O zamanlar turizm bayağı patlıyordu Türkiye'de. Önce amatör olarak yaptım. Sonra liseyi bitirince profesyonel rehberlik sınavlarına girip, kursa gidip rehberlik kokartı aldım. Üniversiteye girince de devam ettim. Üniversitede Boğaziçi İşletme'ye girdim. Çünkü elektroniği okurken aslında benim daha sosyal bir şey yapmam gerektiğini anlamıştım. O dönemde de çok şanslıydım. Çok iyi öğretmenlerim oldu ve çok iyi arkadaşlarım oldu lisede. Dolayısıyla üniversite seçimini yaparken işletmeden seçtim yönümü. Boğaziçi İşletme'ye girdim. Bütün tatillerde çalıştım. Rehberlik yaptım. Ve üniversiteyi bitirir bitirmez de biraz klasik bir kariyer olarak Procter & Gamble'a girdim. Procter & Gamble'da pazarlama bölümünde çalıştım önce. Sonra satışa geçtim. Ticareti öğrendim. Biraz gerçek hayatı biraz da sahaya indikten sonra öğrendim. P&G'de bayağı uzun süre kaldım. 22 sene çalıştım ve 44 yaşında hayatımın yarısını P&G'de çalışmış olarak ayrıldım. Ayrılana kadar orada da çok şanslıydım. Çok yetenekli, çok değerli yöneticilerim oldu. Onlardan çok şeyler öğrendim. Önce onları kopyaladığım yerler oldu. Kendime rol model aldıklarımı. Daha sonra biraz kendim de daha kendi orijinal tarzımı zamanla belirlediğimi düşünüyorum. P&G'den sonra çok farklı bir şey yapmak istedim. Ve hani daha önce tüketim mallarında çalışırken daha sonra endüstriyel sektöre geçip Pirelli'de çalışmaya başladım. Pirelli Endüstriyel bölümünde. Önce Orta Doğu, Afrika ve Türkiye CEO'lu yaptım. Sonra buna Avrupa'da eklendi. Sonra global ticaretin başına geçtim. Ve en son 2 yıldır da Amerika kıtası CEO'lu yaptım. Bu dönemde çok enteresan tecrübelerim oldu. Çok değişik kültürlerle çalıştım. Çok farklı şirket kültürlerine adapte olmak durumunda kaldım. Burada tabii insanı öldürmeyen güçlendiriyor. Çok değişik kültürlerle çalışmak çok faydalı. Genç arkadaşlarıma vermek istediğim bir tavsiye var aslında farklı kültürlerle çalışırken. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Kültür dediğiniz şeyde doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Sizin kültürünüz var ve farklı kültürler var. Bir kere bunun farkında olmak lazım. Sizin farkında olduğunuzun farkında olmanız lazım. Bunu da artık yapmaya yardımcı olan bir sürü araç var. Bugün internete girerseniz kültür ölçülebilir bir şey olduğu için bunu ölçmeye yarayan araçlar var. Sizi farklı kültürlerden nerelerde benzer olduğunuzu, nerelerde ayrıştırdığınızı gösteren araçlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Ben de kullandım zamanında. Bu farkındalığı yarattıktan sonra ve kabul ettikten ve bununla barışık olduktan sonra farklı kültürlerle köprüler kurmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse ben Mısır'da çalıştığım zaman her ne kadar Mısır da Orta Doğu, Türkiye de Orta Doğu'ya yakın bir yer olsa bile çok ciddi farklılıklar ve nüanslar var. Mesela sabah belli bir saatte başlayalım toplantıya dediğiniz zaman insanlar gelmekte zorlanabiliyor. Bununla kavga edebilirsiniz ya da bununla barışık olup bunu kabul edebilir, bunu sizi sinirlendirmesine izin vermeyip onun yerine biz farklı kültürdeniz. Bu kültürü anlıyorum, yerel kültüre saygı duyuyorum ama bununla çalışmak için çözümler bulmam lazım diye sorumluluk hissedebilir ve yaratıcı alternatifler bulabilirsiniz. Mesela biz Mısır'da toplantı erken başlıyorsa zorlanıyorduk herkesin zamanında gelmesine. Ama sabahları iyi bir kahvaltı koyduğum zaman insanlar daha erken geldiğini gördük. Dolayısıyla sorun kendiliğinden çözülüverdi. Dolayısıyla kendi kültürel farklılığınızın farkında olmak lazım, köprüler kurmak lazım. Ve ondan sonra da bununla çalışmak lazım. Çeşitlilik benim çok önemsediğim şeylerden bir tanesi. Yani sadece hakkaniyet anlamında hani kadın erkek eşittir, eşit olmalıdır, doğrusu ve ahlaki olanı budur değil. Bu elbette önemli. Bunun ötesinde ama çeşitliliğin getirdiği çok ciddi bir iş faydası da var. Çünkü şu aynı şekilde yetişmiş, aynı şekilde düşünen, aynı geçmişten gelen insanlarla oluşan bir takım oluşturduğunuz zaman aynı hataları yapma riskiniz de oluyor. Dolayısıyla ne kadar
çok farklılık ve çeşitlilikleri barındıran bir takım olursanız o kadar daha başarılı olabiliyorsunuz. Cinsiyet çeşitliliği bence de bunun en bariz örneklerinden, en önemli örneklerinden bir tanesi. Mesela Mısır'dan yine örnek vermek gerekirse, ben Mısır'da ticaret bölümünü yönetiyordum. Satış ekibi de bana bağlıydı. Ve buradaki ekibin içinde yöneticiler, satış çalışanları arasında kadınların oranı sadece %3'tü. Halbuki 3 sene sonra ayrıldığım zaman kadınların oranı %26 olmuştu. Bazen satış bölümünü aldığımız yeni kadın arkadaşlarımız sahaya gittiğinde bazı toptancılar el sıkışmaktan imtina ediyorlardı. Hatta birkaç tanesi bizi arayıp eğer bu kadını bize gönderirseniz biz çalışamayız, sizin ürünlerinizi alamayız dedikleri dahi oldu. Biz de o zaman tamam siz bilirsiniz, sizin kararınızdır. Biz kimleri çalıştıracağımıza karar veririz, siz de ne alıp almayacağınıza karar verirsiniz dedik. Ama sonunda tabii öyle olmadı, tamam biz sıkıntı çıkmasın, biz çalışmaya devam ederiz dediler. Ve bu kadın arkadaşlarımız çok ciddi başarılar elde ettiler. Sonra şirkette de yükseldiler. Ben de bundan çok büyük gurur duydum. Dolayısıyla çeşitlilik dediğiniz şey sadece politik olarak, diplomatik olarak doğrudur, ahlakidirden çok öte gerçekten işe de çok ciddi faydası olan bir önemli bir kavram. Ben kariyerime başladığım zaman genelde her şey IQ üzerinden gidiyordu. Yani akıllı mısınız, çalışkan mısınız, disiplinli misiniz, operasyonel disiplininiz var mı? İyi analiz yapabiliyor musunuz? Her şey daha düşünme ve IQ temelliydi. Oysa benim kariyerimin sürdüğü süre içinde ben aslında bu değişimi de gördüm. Artık IQ elbette gerekli ama yeterli değil. Onun üzerine EQ'nun yani duygusal zekanın çok önem kazandığını gördüm. Bu konuda benim de geçmişte öğrendiklerim oldu. Bazı hatalar yaptım. O hatalardan belli insanların desteğiyle dersler aldım. Ve duygusal zekanın da aslında IQ kadar önemli, belki daha da önemli olduğunu gördüm ve bunun iş sonuçlarına da çok ciddi faydasını gördüm. Yani siz çok doğru stratejileri bulabilirsiniz, doğru stratejileri çok iyi anlatabilirsiniz ama insanlar size inanmalı, size güvenmeli, kendileri için olduğu kadar sizin için de bunu yapmak istemeli. O zaman ortaya çıkacak sonuçlar hem daha inanılmaz sonuçlar oluyor, bütün beklentileri geçiyor, hem de hem siz hem de çalışanlar çok daha keyif alıyor ve eğleniyor aynı zamanda. Dolayısıyla duygusal zeka çok önemli ve önemli olmaya da devam edecek. Hayatım boyunca aslında etkilendiğim birçok lider var. Bunların içinde Hazreti Muhammed var, Mustafa Kemal Atatürk var, Gandhi var, Bobby Kennedy var, Nelson Mandela var. Ve kendime şunu soruyorum, neden bu liderler, bunların ortak yanı nedir dediğin zaman aslında ortaya çok net bir resim çıkıyor. Hepsinin çok güçlü değerleri ve prensipleri var. Hepsi vizyonel liderlik göstermiş. Hepsi aynı zamanda çok cesur. Bu cesaret çok önemli ve liderleri aslında ortaya çıkıp bir şeyleri değiştiren liderlerin en önemli birçok özelliği var. Ama olmazsa olmazı da belki bu cesaret. Dolayısıyla beni onlarla ilgili bana ilham veren, onların yaptıkları ve bunları yaparken aslında onları motive eden ve arkasındaki bu ortak özellikler. Hayatta kendime biçtiğim 4 tane vazife var. Bir tanesi iyi evlat olmak, ikincisi iyi eş olmak, üçüncüsü iyi baba olmak, dördüncüsü de memlekete bir eser bırakmak. İlk üçünde değişik seviyelerde başarılı olduğum söylenebilir ama daha hala tabii yapacak çok şey var, iyileştirecek çok şey var ama dördüncüsünde kendimi çok geri kalmış hissediyorum. Dolayısıyla bundan sonra artık neredeyse 50 yaşındayım, bundan sonrasında artık memleket için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Burada kendimde içimde yanan bir borç hissediyorum. Bunu sadece benim hissetmediğimi biliyorum. Arkadaşlarımla konuştuğum zaman birçoğunda hani ailelerin çocukları belli yaşa gelmiş, kariyerlerinde belli yaşa gelmiş insanlarla arkadaşlarımla konuştuğum zaman çoğunun içinde memlekete artık bu borcu ödememiz lazım diye bir his var. Bu bilhassa devlet okullarında okumuş, burslarla okumuş, daha mütevazi geçmişten gelen insanlarda bu yanan ateş daha da kuvvetli. Belki memleketin de böyle şeylere ihtiyacı var bugünlerde. Benim inandığım sözlerden bir tanesi, eğer niyet varsa çözüm var. Dolayısıyla hiçbir şey imkansız değil, yapılamayacak hiçbir şey yok. Her şey yapılabilir. Bütün mesele siz o yapılması gereken şeyin bedelini ödemeye hazır mısınız? Çünkü geri dönüp baktığım zaman başarı kriteri, bazen şu soruyu alıyorum, başarılı olmak için ne yapmamız lazım? Aslında cevabı çok kısa ve basit. Beklentiler neyse, sizden beklenen hedefler neyse, onları çalıştığınız insanlarla, yöneticilerinizle netleştirmeniz lazım. Onu netleştirdikten sonra o hedefleri, o beklentileri nasıl düzenli bir şekilde geçerim diye yemeden içmeden çalışmanız lazım. Aslında başarının bütün sırrı bu. Bunu yaptığınız zaman da herkes sizin gibi bir insanı takımında görmek isteyecek, yöneticisi olmasını isteyecektir. Global bir kariyer yapmak istiyorsanız bunu sadece kendi ülkenizde çalışarak yapmak mümkün değil. Elbette kendi ülkenizde başlamak size güçlü bir temel veriyor. Ama ondan sonrasında çok farklı kültürlerde, farklı şartlarda çalışıp oralarda da başarılı olabildiğinizi
global şirketler görmek istiyorlar. Dolayısıyla bunun için seyahat etmeniz, esnek olmanız gerekiyor. Bunu yapmak da kolay değil. Çünkü bu zaman evliyseniz eşlerden bir tanesinin taviz vermesi gerekiyor. Bu her zaman kadın olmak zorunda değil, erkek de oluyor. Mesela benim tanıdığım çok başarılı iş kadınları var ve onların çoğunda ortak özellik çok onları iyi destekleyen bir eşlerin olması. Bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Benim için de öyle oldu. Eşim benim işte Türkiye'den Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Mısır'a, Mısır'dan İngiltere'ye, İngiltere'den Türkiye'ye, Türkiye'den İsviçre'ye, İsviçre'den Türkiye'ye, oradan İtalya'ya, oradan Brezilya'ya giden kariyer yolculuğu eşimin desteği olmasaydı mümkün olmazdı. O zaman da global bir kariyer olmazdı. Tabii burada bir bedel ödeniyor. Eşlerden bir tanesinin bunu ödemesi gerekiyor. Bunu demek tamamen kariyeri bırakmak değil. Mesela eşim bütün bu ülkeleri biz bir ülkeden öbürüne giderken kariyerini hiç bırakmadı. Ama onun işi hep daha zor oldu. O gittiğimiz ülkede iş bulmak durumunda oldu. Kendini ispat etti ve tam işleri yerine oturtmuşken bir sonraki ülkeye geçtik. Dolayısıyla orada destek veren eşin işi biraz daha zor oluyor. Tabii bunun da artıları da var. Aileye katkıları var. Mesela iki kızımız var. Şu anda 11 ve 17 yaşında. Onlar tabii çok kültürlü bir ortamda yetiştiler. Elbette Türk kültürünü iyi biliyorlar. Türkiye'de de yaşadılar, okula gittiler. Biz bundan çok memnunuz. Ama diğer taraftan çok farklı kültürlerle, çok farklı insanlarla çalışma ve tanışma imkanları oldu. Bu onların ciddi bir zenginlik kattığını düşünüyorum. Benim konuştuğumdan daha farklı dilleri konuşabiliyorlar. Kültürel anlayışları çok daha gelişti. Dolayısıyla elbette belli bir bedel ödüyorsunuz aile olarak ama ciddi kazanımları da olduğunu söyleyebilirim. Biz ilk çocuklarımızı ben 32 yaşındayken, ikincisini de 38 yaşındayken yaptık. Eğer şimdi tekrar 20 yaşında olsam herhalde daha erken çocuk sahibi olmak isterdim. Her zaman öğrenme fırsatı olduğunu bilmek ve kabul etmek lazım ve her zaman meraklı olmak lazım. Bugünlerde artık kaynak konuştuğumuz zaman o kadar çok kaynak var ki insan nereden başlayacağını bilemiyor. Benim gençliğimde çok sınırlı kaynak ve sadece yazılı kaynaklar vardı, kütüphaneler vardı. Şimdi ise cep telefonunuza girdiğiniz zaman istemediğiniz kadar çok kaynak var. Mesela bugünlerde EDX'i bayağı çok kullanıyorum. Yani hem HarvardX hem MITX bir sürü iyi üniversitelerin, iyi hocalarının verdiği ücretsiz online dersler ve programlar var. Bu ilk aklıma gelen örnek. Onun dışında takip edebileceğiniz mecralar var. Ben de bunları takip ediyorum. Mesela bunlardan bir tanesi de Economist dergisini çok merakla okuyorum ve çok şey öğreniyorum. Siyasal bilimlerle ilgili, memlekette ne olup ne bittiğiyle ilgili Medyascope'u çok faydalı buluyorum. Onun podcastlerini dinliyorum. Size de tavsiye ederim. Beni etkileyen önemli sözlerden bir tanesi aslında Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti çalışkanlar devleti olacaktır demişti. Aslında bu o kadar güzel, o kadar temiz, o kadar kirlenmemiş bir kelime ki çalışkanlar. Ve gerçekten de o zamanın hikayesini de bugünün hikayesini de anlatıyor. Türkiye'nin de ihtiyacı olan ve iş dünyasının da her sektörün ihtiyacı olan bu aslında. Çalışkanlara herkesin ihtiyacı var ve Türkiye'nin de çalışkanlar memleketi olmasına ihtiyacımız var. Çalışkan kelimesi birçok şeyi birden anlatıyor. Çalışkan dediğiniz zaman dürüst demenize gerek yok. Ahlaklı demenize gerek yok. Disiplinli demenize gerek yok. Bunların hepsini içeren bir kelime. Dolayısıyla aslında Atatürk o konuşmasında çok önemli bir tespit yapmış ve aynen bugün de geçerliliğini koruyan bir tespit.